Şimdi hocam sizin programın başında böyle güncel bir takım belgeler getirmiştiniz. Onları gösterelim. Evet. Onları gösterelim. Ben kısa bir şey yapayım. Tamam. Tarihteki ilk muhtıra. Evet. Şimdi güncel politik bir... Ya en azından onlarla bitirelim hakikaten. Evet. Siyasi belgeler diye bir grubum var benim. Evet. Şimdi bu tabii ki bizim Osmanlı arşivi araştırma yapanların bildiği şekilde, evet, yani herhangi bir sürpriz çıkabilir. Şu belgeyi de hiç kimse kullanmamış daha önce. Bizim sevgili Fikret Sarıcıoğlu, benim sizin arkadaşımdır. Profesör, evet, Doktor Fikret Sarıcıoğlu. Ekrana yansıtıyor arkadaşlar. Bugün tam ekran yapmamız için burası mı? Yok. Şurası. Tamam, onu yaparsak tamam, evet, abi. Şimdi bu, evet, Belleten'de yayınlandı. Evet. Bunlar aynı bugünkü gibi Osmanlı döneminde İnsanların memnuniyetsizliğini belirtmek için çeşitli araçları var haline. Yeniçeriler mesela isyan etmeden evvel İstanbul'u yakıyorlar, biliyorsunuz. Bu şekilde ifade ediyorlar kendilerini. Çeşitli yerlerde yangınlar çıkmaya başladığı anda Yeniçeri'nin ayak sesleri duyuluyor demek. Evet. Sonra yafta dedikleri, böyle duvarlara yapıştırdıkları Afişleme yapıyorlar adamlar. Evet. O zaman bilmiyor yani. Tosunlar daha çıkmamış piyasaya ama. Evet. Numaraya böyle fişleme yapılmıyor. Kuşlama da yapılmıyor. Onlar yok. Afiş yapıştırılıyor resmen. Çok miktarda. Bunlar bilhassa Sultan Abdülhamit, 1. Abdülhamit zamanında. Evet. Şimdi bu da bir çeşmeye bırakılmış. Kaptanpaşa Çeşmesi. Bunu yansıtabilir miyiz? Evet. Şimdi bu mesela... Evet, bu belge. Bu belge üzerinde Belleten'de Fikret Sarıcıoğlu yazısı var. Bir de ben de reklam olur mu? Yok. Derginin adını versin. Tabii söyle. Bu sayıda hashtag tarih dergisine bunu koydum ben. Tabii değişik bir açıdan, tabii biraz böyle daha dar. Fikret'in yazısı çok daha geniş. O tamamını alıyor. Evet. Nedir hocam bu belge? Şimdi 1. Abdülhamit'in Ruslarla olan son savaşımızda 1787 Osmanlı Rus, o bizim biliyorsunuz Kırım'ı kaçtıktan sonra 1774'te Abdülhamit sürekli geri almak için 1. Abdülhamit işte hep hazırlık yaptı falan filan, memleket hep savaş halinde. Neyse, savaşı açtık seferi, baştan iyi gitti, sonradan gene bozuldu bizim ordu. Evet. Çok kişi öldü. Kale Özyü Kalesi falan, böyle yani Yanık Kalesi. Bir sürü kalemiz, Kafkaslar'da olsun yani Balkanlar'da olsun, çok kaybımız oldu ve memleket hakikaten bitap vaziyette. Onu o ortamda sadaret değişikliğine de yol açmış. Çok çeşitli spekülasyonlar var yazarı hakkında da. Biz spekülasyonları bırakalım. Bunu yazan Ocaklı diyor yani. Hmm. En sonunda kim yazdığını söylemek lazımsa. Ocaklı Yeniçeri. Şimdi evet. Yeniçeri hitap tarzı itibari şöyle başlıyor. Sultan Abdülhamit. Yani. Evet. Bizim takatimiz kalmadı. Aklın başına gelmiyor. Şimdi bir şey biliyor musunuz? Muhtıra, muhtıra verir bir şey. Muhtıra bir şey bu yani. Şimdi bunun arasında tabii bütün padişahlı, Şeyhülislam'ı, Sadrazam'ı işte Müslüman olmamakla suçluyor. Bunlar seni kandırıyor diyor. Sana yanlış malumat veriyor diyor. Sen ne yapıyorsun? Bize bak diyor. Tamam falan. Evet. Arada bunu bulan diyor, karısı boş, kendi kafir diye de bir laf sokmuş. O cümleden dolayı bunu bulan bir zat var. Çeşmenin, Sebil'in önüne bıraktığı için, insanların en çok uğradığı yerlerden biri Sebil. Sebil'in önüne bırakınca bulan, şimdi karısı boş, kendi kafir demiş ya, ne yapacağını şaşırmış adam yani. Evet. Karısı boş olsun diyor adam yani. Mecburen bir kadı, Madrubi Efendi diye veya Mazrubi Efendi isminde bir kadı komşusuymuş, ona söylemiş herhalde, nikahım düşer mi hocam falan dedi mecburen yani. Evet. O bir kişiye gitti mi zaten bütün şehir duydu bunu. Evet. Adamı zorluyorlar, çıkarttırıyorlar bunu. O şekilde Osmanlı arşivine geliyor ve bugün ilk muhtıra elimizde. 1789. Kadıya başvurduğu için değil mi? Kadıya gidiyor evrakla. Emekli kadı o. Yani şöyle, bunu alan baş tebdil dedikleri bir zat. O devirde zaptiyelik yapıyor yani. Adamı sıkıştırıyorlar. Şey değil, söylemiyor. Şimdi bugünkü de... manada şey, bir e-muhtıra olmuş yani. Direkt değil mi yani, böyle bir şey olmuş yani. Sosyal medya gibi. Sosyal medya gibi. Sokağa asıp afişleyip.